Herkese merhaba ben Barış Mercan. Bu videoda birlikte yaklaşık bir buçuk önce başlamış olduğum fıçı deneyinin sonuçlarına bakacağız beraber arkadaşlar. Bu fıçının içerisine koymuş olduğumuz Negroni'yi tadacağız. Nasıl bir değişim geçirmiş bu süre içerisinde onu deneyimleyeceğiz. Bununla beraber bu videoda size biraz Negroni'den bahsedeceğim. Negroni'nin tarihinden, hikayesinden bahsedeceğim ve sonrasında bir Negroni hazırlayacağız beraber. Böylece klasik Negroni ile fıçıda beklemiş Negroni'yi yan yana tadacağız. Bakalım olgunlaşma kokteyle neler kazandırmış veya kokteyller neler çalmış bunları görme şansımız olacak. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle sizlerle Negroni'nin hikayesini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok keyifli bir hikayesi var. Bu arada Negroni çok eski bir kokteyl. En klasik kokteyllerden biridir Negroni. Yüzyılı aşkın bir geçmişi var. Fakat son yıllarda özellikle böyle son bir 2-3 senede tekrar çok popüler bir hale geldi. Tekrar keşfedildi diyebiliriz. Burada tabii ki biraz Hollywood'un etkisi var. Biraz da bu barmenlerin Negroni'yi tekrar keşfetmeyle ilgisi var. Fakat iyi ki keşfetmişler. İyi ki Negroni bu kadar konuşuluyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir kokteyl. Beni bir süre takip edenleriniz bilirler ki aslında benim en sevdiğim kokteyl old fashion'dır. Yani her zaman en sevdiğim kokteyl ne sorusuna old fashion cevabı vermişimdir. Ve gerçekten de böyle bir kokteyl barı gittiğim zaman ilk aklıma gelen kokteyl her zaman old fashion oluyor. Ama Negroni benim için sanki old fashion'ı zorluyor. Hatta belki birinci sıraya yerleşti diyebilirim. Çünkü gerçekten damak tadıma çok uyuyor ve gerçekten çok aromatik bir kokteyl. Negroni arkadaşlar aslında bugünkü halini alana kadar farklı yollardan geçmiş ve tarifinde ufak ufak değişiklikler ola ola günümüze kadar yani bugünkü haline kadar gelmiş ve Negroni'nin atası olarak gösterebileceğimiz bir tane kokteyl var. O da aynen yine Negroni gibi İtalya'dan çıkıyor arkadaşlar. Bu kokteylimizin adı Mito. Mito, Milano-Torino'nun kısaltılmışı oluyor. O da şuradan geliyor. Biliyorsunuz Negroni zaten 3 tane malzemeden oluşuyor. Cin, e, vermut ve bitter olmak üzere. Fakat Mito dediğimiz bu kokteylde henüz cin yok arkadaşlar. Ne var? Vermutumuz var, bitterimiz var. Eski dönemlerde arkadaşlar, gerçi eski dönemler diyorum ama günümüzde de hala o şekilde. Torino, vermutuyla meşhurken Milano ise bitter ile meşhur. Bu farklı şehirlerdeki yerel üreticiler bu farklı içkiler üzerine yoğunlaşmışlar ve mükemmelleştirmişler diyebiliriz aslında. Barmenler de bu farklı iki şehirden gelen içkileri yani vermutla bitterleri birleştirerek ortaya bir kokteyl çıkarmışlar. İsim olarak da Milano'nun bitteri ve Torino'nun vermutu olduğu için buna Milano Torino demişler ve zamanla bu Milano Torino Mito'ya evrilmiş ve böylece arkadaşlar Negroni'nin atası diyebileceğiniz Mito kokteyli ortaya çıkmış oluyor. Burada da bu arada takvimlerimiz 1860'lı yılları gösteriyor. Tarihte biraz daha ileriye gidiyoruz arkadaşlar. 1900 yılların başlarına gidiyoruz. Hatta tam tarih vermek gerekirse 1904 yılı çok fazla literatürde geçen bir tarih. Burada yine İtalya'dayız. İtalya'ya o dönemlerde çok fazla Amerikalı turist geliyor ve Amerikalı turistler kokteyl sipariş verdikleri zaman Mito kokteylini yani Milano Torino kokteylini sipariş veriyorlar. Fakat bu kokteyli çok sert buluyorlar. Bu nedenle de barmenlerden biraz daha bu kokteyli yumuşatmalarını biraz soda eklemeni rica ediyorlar. Ve barmenler de soda ekliyor. Yani kokteylimiz neye dönüşüyor? E, bitter, vermut ve sodaya dönüşmüş oluyor. Biraz daha tabii ki Mito'ya göre daha yumuşak bir kokteyl ortaya çıkmış oluyor. Amerikalılar bunu çok beğeniyorlar ve çok tüketmeye başlıyorlar. Ve bu kokteylin adı da zamanla Americano olarak anılmaya başlanıyor. Tarihte biraz daha ileri gidiyoruz arkadaşlar ve bu sefer 1919'dayız. Yine İtalya'dayız. İtalya'nın Floransa şehrindeyiz ve burada Bar Casoni adında bir kokteyl bardayız. Rivayete göre barın sıkı müdavimlerinden biri olan Kont Camillo Negroni bir gün bara gittiği zaman her zamanki favori kokteylini söyler. Yani Americano siparişi verir. Fakat barmenden bu sefer bir ricası olur. Der ki barmene bu sefer biraz daha sert bir Americano istiyorum. Barmen de buna göre kokteyli biraz daha sert yapmak amacıyla Americano'da soda yerine gin kullanır ve konta bu şekilde servis eder ve bu şekilde aslında tarihteki ilk negroni de servis etmiş olur ve tabii ki bu kokteylde adını bu kokteyli ilk kez sipariş veren daha doğrusu bir sipariş ortaya çıkmasına vesile olan Kont Camillo Negroni'nin soy adından alır ve Negroni olarak literatüre girer arkadaşlar. Evet böylece Negroni'nin tarihinden de bahsetmiş olduk. İsterseniz ufaktan tarif kısmına da geçelim. Öncelikle sizinle tarifi paylaşacağım. Standart bir Negroni hazırlayacağız. Sonrasında o Negroni'yi Fıçıdan alacağım Negroni ile beraber yan yana kıyaslayacağız arkadaşlar. Negroni oldukça hazırlaması basit bir kokteyldir. Sadece 3 tane malzemeye ihtiyacınız var. İlki cin, ikincisi tatlı vermut, üçüncüsü ise kamper arkadaşlar. Bu 3 malzemenin her birinden birer ölçek kullanacağız. Eşit miktarda kullanacağız. Bu tabii ki kaç kişiye kokteyli yaptığınıza göre değişir veya sadece kendinize yapıyorsanız ne kadar içmek istediğinize göre değişiyor. Ama bir Negroni de yani standart bir tamdır tipi bardakta yapıyorsanız eğer 3-5 siyel arasında her bir malzemeden koymanız yeterli olacak. İçkilerle beraber tabii ki kokteyli hazırlamak için bazı malzemeleri de ihtiyacımız var. Zorunlu değil ama bunun gibi bir karıştırma kabı işinizi gayet Görecektir. Bunun içerisine bol buz koyacağız. Sonrasında malzemelerimizi tek tek koyacağız. Güzelce bir karıştıracağız, soğutacağız. En son olarak da bununla portakalı soyacağız ve son olarak kokteylimizi süsleyeceğiz. Şimdi neye ihtiyacımız var ve neyi almayı unuttum yanıma? Buzu ve portakalı almayı unuttum. O yüzden onları hızlıca alıp hemen tekrar geleceğim. Evet portakal ve buzumuzu aldım. Şimdi kokteylimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle cinimizi koyacağız arkadaşlar. 25 ml kadar cin koyuyorum. Sonrasında yine aynı miktarda vermutumuzu koyacağım. Tatlı vermutumuzu koyuyorum. Ve son olarak da 25 ml kadar bitter koyacağım. Hop, biraz dökmüş olduk. Şimdi karıştırma kabımıza bol buz ekleyeceğim. Ve karıştırıyoruz. Yaklaşık 15-20 saniye kadar karıştırmanız yeterli arkadaşlar. Burada amacımız kokteyli soğutmak ve biraz da sulandırmak oluyor. Ve kokteylimizi yavaşça kadehimize dökeceğiz arkadaşlar. Tabii ki neye ihtiyacımız var kadehimizde? Şöyle tercihen büyük bir buza ihtiyacımız var. Karıştırma kabına şu şekilde bir ayıraçla yani strainer yardımıyla kokteylimizi yavaşça döküyorum. Evet. Ve son olarak kokteylimizi süslemek ve portakal zest yapmak için portakal kabuğu soyacağız. Orada da şu şekilde bir alet kullanıyorum. Evet, kokteylimizin üzerine ufakça şöyle portakal zest yapıyorum. Bu sayede portakalın kabuğunda bulunan asitler, bitter aromalar kokteylimizin üst kısmını sarmış oluyor. Bu arada bu portakal zest yapma kısmında aslında sıktığım zaman şuradan böyle ufak ee, sıvılar fışkırıyor. Bunu çok güzel fotoğraflayan ve videosunu çeken böyle kokteyl videosu yapan insanlar var. Fakat bende ne yazık ki öyle bir ekipman ve yetenek yok. O yüzden ben sizin göremeyeceğiniz şekilde şu şekilde yapıyorum, kıvırıyorum ve kokteylime atıyorum ve Negronimiz Hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir kokteyl. 3 farklı malzeme her birinden eşit ölçekte koyuyoruz. Bol buzla karıştırıyoruz. Sonrasında kadehimize koyuyoruz ve portakalla veya başka neyle süslemek istiyorsanız ama geneleksel olarak portakal kullanılıyor. Afiyet olsun. Gerçekten harika bir kokteyl. Bu arada söylemem lazım. Bu cin gerçekten çok yakışıyor. Evimde birkaç tane cin var. Her birini Negroni denedim şu ana kadar en başarılı sonuç aldığım cin diyebilirim no -3 için. Ama tabii ki herkesin damakta da farklı olabiliyor. Evet geldik beklenen ana. Daha doğrusu benim uzun zamandır beklediğim ana. Çünkü gerçekten fıçıdan nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. İsterseniz artık ufaktan tadalım diyorum. Şimdi öncelikle fıçı ile ilgili ufak bir hatırlatma yapayım. 1 litrelik bir fıçı yaklaşık bir buçuk aydır bekliyor. Yani bu normal fıçı boyutuna kıyasla düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak bir buçuk iki senelik olgunlaşmaya tekabül ediyor. Fıçı daha ufak olması nedeniyle daha çok fıçı yüzeyiyle temas ediyor ve olgunlaşma biraz daha hızlı biraz daha yoğun oluyor. O yüzden ufak fıçıda geçen süre aslında beklettiğiniz süreden biraz daha fazla olmuş oluyor. Nasıl bir şey olacağını gerçekten çok merak ediyorum ama tabii ki aralarda kokladım. Şu üst kısmında ufak bir kapağı var. Şimdi zaten fıçıya koyma amaçlarımdan bir tanesi klasik Negroni tadına tabii ki biraz fıçıdan gelen meşe karakteri kazandırmak. Burada ilginç bir şekilde yani beklentimin dışında kokuda en azından bitter karakter biraz daha azalmış. Normalde Campari'den gelen yani yani bitlerden gelen ve cin'den tabii ki gelen böyle bir yoğun bir tat olur. Yani güzel bir bitter ve tatlı aromaların dengesinden bahsederiz genelde Negroni'de. Burada sanki biraz daha tatlıya kaymış gibi en azından koku da. Bakalım damakta nasıl? Öncelikle şöyle ufak bir kadehte sek olarak tatmak istiyorum. Bu arada şurada ufak bir kapakçığı var. Onu açtığınız zaman geliyor. Bazen tıkanıklık yapabiliyor ama çoğu zaman sorunsuz oluyor. Biraz yükseltmem gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Renk olarak çok bir değişim göremiyorum. Zaten koyu renkli bir kokteyl. Kızıl tonlarda bir kokteyl. O yüzden renk değişimi e, yok diyebiliriz. Koklayalım. Çok güzel böyle karamel kokusu alıyorum. Meşe kokuları, meşe baharatları kokusu alıyorum. Çok güzel bir kokusu var gerçekten. Tadalım beraber. Evet gerçekten ortaya çok enteresan bir içki çıkmış. Negroni karakteri tabii ki orada var ama standart Negroni'ye kıyasla çok daha yumuşak içimli, çok daha tatlı olduğunu söyleyebilirim size. Yani fıçı biraz kokteyli yumuşatmış gibi diyebilirim size ki zaten bu viski olgunlaşmasında da olan şeydi. Yani yüksek bir alkol koyarsınız fıçı içerisine ve zamanla aroma kazandırır ama aynı zamanda alkolün de ağır elementlerini fıçı biraz emel biraz daha içilebilir bir aslında içki ortaya çıkarmış olur. Burada da biraz daha yumuşamış kokteyl. Biraz daha tatlı hale gelmiş. Meşe karakteri hem burunda hem de damakta fazlasıyla mevcut diyebilirim size. Bakalım şimdi bir de bunu buz koyalım. Öncelikle şöyle büyük bir buzumuzu koyalım. Portakalımızı da hazırladık. Biraz şöyle karıştıracağım. Bu arada fıçıya koyarken kokteyli oda sıcaklığında koydum. Yani bu kokteyli, bu Negroni'yi hazırlarkenki gibi böyle bir buzla beraber karıştırmadım. Oda sıcaklığında koydum. O yüzden şimdi biraz seyreltilmeye ve soğutmaya ihtiyacımız var. Bakalım biraz önce aldığım aromalar soğutulduğu zaman nasıl değişecek ve içine koyalım. Bu kokteyl videolarının en büyük zorluğu bu arada bu arkadaşlar etraf bayağı bir dağılıyor. Evet şimdi önümüze iki tane kokteyli koyduk. Şimdi yan yana tadacağım nasıl bir fark olacak? Zaten biraz önce bunu tattık. Tabii ki biraz buzun delimesiyle biraz da biraz sulanmış. Şimdi bunu tadalım. Biraz önce tattığımızdan nasıl farklı olacak buzla beraber? Tatlı aromalar daha da belirginleşti diyebilirim ama ben şu an açıkçası bu deneyin başarılı sonuçlandığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir endişem vardı. Tabii ki fıçıdan bir tatlı aromalar, meşe aromaları geleceğini düşünüyordum ve geldi de ama tatlı aromalar sonrasında damakta kalan yoğun bir tatlılıktan öte Negroni'den tıpkı standart Negroni'den aldığım gibi bitter aromalar da kalıyor ve gerçekten çok güzel bir kokteyl olmuş. Diğer bir farklılık da aslında kokteylin dokusunda damağımı biraz daha saran bir dokuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Böyle sanki kremamsı bir Doku kazanmış kokteyl. Bence biraz daha beklerse, yani bir buçuk ay fıçı daha bekledi, ama sanki iki ay, üç ay olursa ben daha iyi değil, daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Bence tam doğru zaman diliminde uyandırmışım gibi Negroni fıçıdan ve gerçekten çok güzel bir kokteyl ortaya çıkmış. İki Negroni arasında hangisini tercih ederim? Klasik Negroni. Her zaman muhteşem olsa da şu an farklı aromalar sunduğu için ve beni şaşırttığı için. Bu fıçıda olgunlaşmış Negroni'yi muhtemelen video sonrasında devam edeceğim. Kadeh olacak arkadaşlar. Bu olgunlaşma deneyi benim beklentimi biraz daha aştı diyebilirim. Çok keyifli bir Negroni ortaya çıkarmış ama dediğim gibi klasik Negroni her zaman e, harika bir kokteyldir. Pekala videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda size kısaca Negroni'den bahsettim. Negroni'nin hikayesinden bahsettim. Negroni'nin tarifini paylaştım ve sonrasında klasik Negroni ile fıçıda beklettiğim Negroni'yi yan yana tatmış olduk ve ben kendi adıma bu fıçı deneyinin başarılı sonuçlandığını söyleyebilirim. Peki fıçı deneyi burada bitti mi? Tabii ki bitmedi. Çünkü bu fıçıya farklı şeyler koymaya devam edeceğim. İşin ilginci şimdi bu fıçıdaki Negroni bittiği zaman muhtemelen önümüzdeki birkaç günde bitecek. Bittiği zaman içerisine farklı bir şey koyacağım. Bu sefer old fashion koymayı düşünüyorum. Ve old fashion koyduğum zaman da aslında olacak şey. Sonuçta burada fıçı e, Negroni içine koyduğunuz zaman nasıl Negroni fıçıdan bir şeyler alıyorsa fıçı da Negroni'den bir şeyler alıyor. Yani biraz Negroni emiyor. Yani şu an şu fıçı parçalarında, tahta parçalarında biraz Negroni var. Yani bu demektir ki bundan sonra içerisine koyacağım bu bir old fashion olabilir, bir farklı kokteyl olabilir, viski olabilir, cin olabilir. Ne koyarsam koyayım. Fıçı biraz bu Negroni karakterini içerisine koyduğum içkiye veriyor olacak. Ve enteresan şeyler çıkacak gerçekten. Şimdi mesela içerisine Old Fashion koyacağım diyorum. Viski bazı yüksek alkollü bir kokteyl. Yüksek alkollü olduğu için fıçıdan biraz daha da fazla şey almak isteyecek. Ve bu Negroni karakterini biraz alacak. Nereye gidecek? Yani biraz daha tatlı mı olacak? Biraz daha bitter mi olacak? onu zamanla göreceğiz. Sonrasında Old Fashion'ı da içtikten sonra yine böyle bir video çekeceğim ve sonrasında farklı bir şey koyacağım. Yazında içerisine soğuk kahve koymayı düşünüyorum. Böyle böyle fıçı bayağı bir kafası karışmış olacak aslında. Öncelikle Negroni, cin bazlı bir kokteyl, sonra viski bazlı bir kokteyl, sonra kahve. Enteresan bir şey olacak. Evet böylece videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen Unutmayın bu fıçı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra içerisine ne gibi şeyler koysam ilginizi çeker merak edersiniz. Eğer yorumlarınız olursa videonun altında yorum olarak benimle de paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.